Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının 74.sine hoş geldiniz. Bu hafta biz kültür politikalarını tartışıyor olacağız. Konuklarımız İKSV Genel Müdür Gölge Taner ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece. Hoş geldiniz. Sizleri ikinci kere ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü geçen sene neredeyse bu zamanlar sizin başka bir çalışmanız, yerel yönetimler ekseninde, yerel yönetimlerle kültür politikaları planlaması konusundaki bir çalışmada beraber olmuş ve bunu tartışmıştık. Bu sefer ise kültür ve sanatta katılımcı yaklaşımları beraber tasarlamak raporunuza atfen bir program yapmak istedik. Aslında bu iki aşamalı bir rapor anladığım kadarıyla. Öncesinde bir şey vardı, kültür ve sanatta katılımcı yaklaşımlar raporumuz vardı. Hı-hı. Ondan esinlenerek bir hareket planı herhalde çıkarıp bir atölye çalışması gerçekleştirdiniz ve bu ikinci rapor doğdu. Bu ikisine de atıflarla konuşacağız ama öncelikli olarak sizi böyle her sene ağırlamanın mutluluğu şeyi sormak istiyorum önceki Görgün Bey'e. İKSV gibi neredeyse bütün etkinlikler artık kapalı gişe olan bir kurumun neden bunca hem politika nezdinde hem vatandaş nezdinde faaliyet, rapor çalışması yapar? Bu bizim için heyecan verici, bunu sizden duymak istedik. Bundaki gayeniz nedir? Çok teşekkürler. Hem davet için teşekkür, hem de bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Her sene değil, 6 ayda bir bile geliriz. Evet, yani 3 ayda bile gelebiliriz. Tabii. Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim, İstanbul Kültür Sanat Vakfı 1973 senesinde kuruldu. O günden bu yana işte bir müzik festivaliyle başlayan yapı. Şu anda 4 tane festival, 2 tane Biennale, İstanbul Biennale ve Tasarım Biennale gibi. Yurt dışında sanatçı ağırlama programları Paris'te, Stade des Arts'da olduğu gibi. Venedik Biennale Türkiye pavyonunun düzenlenmesinde olduğu gibi yine uluslararası alanda faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra film ekimi olsun, İKSV salon olsun, kültür ve sanat alanında çok çeşitli disiplinlerde faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetlerin yanı sıra da 90'lı yılların sonuna doğru ortaya çıkan ve o zamanki yönetim kurulu başkanımız Şakir Eczacıbaşı'nın da önderliğini yaptığı kültür girişimi adı altında Türkiye'deki aydınların bir araya gelip çeşitli konuları tartıştıkları ve bunları bir raporla, bir sempozyum sonucu raporla ortaya döktükleri çalışmalar olmuştu. Ama esas tabii kültür alanındaki faaliyetler ve raporlar 2010 senesinde kültür politikaları departmanını oluşturup Özlem'in o departmanın başına geçmesiyle başladı. Ve bu alanda hem politika üretme alanında hem siyasi partiler ve yerel yönetimler nezdinde kültürel haklar nedir, kültür sanata nasıl erişilir konularına kafa yorduğumuz bir dönem olmaya başladı 2010 ve sonrası. Bunu da bir kültür kurumu olarak sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Çünkü biz kar amacı gütmeyen, kamu yararına bir kültür kurumuyuz, bir vakıfız. Tabii bizim de bir bütçemiz var ve sene sonunda o bütçeyi denk getirmek için uğraşıyoruz. Ama bunların yanı sıra bir de buradaki, tabii İstanbul'un nüfusu artık 17-18 milyon oldu ama biz kendimizi biraz da 80 milyona karşı da sorumlu, hatta daha da geniş Avrupa kültürü, dünya kültürü diye kültürel alanda sorumlu da hissediyoruz. Ve bu nedenle de daha iyi ne yapılabilir ve daha katılımcı nasıl olunabilir, hem kurumlar arası hem de yerel yönetimler ve merkezi idare açısından da daha ne adımlar atılabilir, bu alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben burada belki hem İstanbul Hepimizin girişimi olarak bir atıflara bulunmak isterim. 2014-2015 döneminde biz bu seçimler döneminde girişim olarak çalışırken sizin o zaman yayınladığınız, 2014 Aralık'ta sanırım yayınladığınız bir rapor vardı. Seçim bildirgeleri, yani siyasi partilere seçim bildirgeleri önerileri. Ona ulaşıp müthiş heyecanla okuduktan sonra biz de katılımcılık ve şeffaflık ekseninde partilerin seçim bildirgelerini önerilerde bulunmuştuk. Belki aslında seçim döneminde de yaklaşırken bununla ilgili de bir kapı aralamamız gerekebilir. Çünkü Aralık 2014 seçimlerinde bir, ya seçim döneminde bir sizin
kültür politika önerileri raporunuz vardı. Yine seçim dönemine giriyoruz. Evet, evet. İsterseniz programın, şöyle söyleyeyim, isterseniz programın sonunda biraz ona değinelim mi? Çok çünkü hem Türkiye'de seçim bitmiyor, hem de hani biz de bakıp usanmıyoruz bu öneriliği yapmaktan. Hem şeyi değerlendiririz, bakalım 2015'te, Ocak 2015, Aralık 2014'te bizim hazırladığımız raporda nereye gelinmiş, ne yol alınmış. Tabii teker teker partiler bazında değil, genel bir çerçeve, bir şapka olarak. Hem de yeni önerilerimiz var mı, onları da bir konuşuruz. Çok güzel olur. O zaman bunu belki daha hızlı bir program yaparak sonrasında daha fazla uzatlayabiliriz. Evet. O zaman hemen Özlem Hanım'a sormak isterim. Sizin bir önceki raporunuz 2017 Şubat sanırım. Evet. Kültür ve Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar raporu. Evet. O raporun çıkışını ve yolculuğunu bize kısaca anlatabilir misiniz? Tabii zevkle. Kültür Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar raporunu dediğiniz gibi Şubat ayında yayınladık. Bu bizim bu kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki 6. raporumuzdu. Katılımcılık konusunu gündeme taşımak istedik. Çünkü kültür sanat alanı artık dünyada insanlığın yarattığı özellikle bir takım problemlerin yaşandığı bir ortamda kültür sanata yatırım yapılması, yaratıcılığa yatırım yapılması, kültür sanat aracılığıyla özellikle yerelde mevcut sorunların çözülmesi giderek daha çok tartışılan bir konu. Kültür sanat dünyasıyla sivil toplumu ilişkilendirecek yeni yaklaşımlar daha çok tartışılır oldu artık dünyada. Hem literatüre bir anlamda katkıda bulunmak, bu katılımcı yaklaşımlar nedir, kültür sanat alanında nasıl bir açılım sağlıyor, bugüne kadar izleyici geliştirme mantığıyla yapılan işlerden biraz daha farkı nedir, bunları anlatmak istedik. Hem de Türkiye'deki iyi örneklerden yola çıkarak aslında kültür dünyasını sivil toplumla bir arada çalıştıracak, yeni stratejiler geliştirecek, bugüne kadar ulaşılan kitleyi belki biraz çeşitlendirecek, daha çok insana temas edilmesini sağlayacak yaklaşımlar üzerine hep birlikte düşünmek istedik. Bu rapor böyle bir fikirden yola çıktı. Çok soyut bir kavram aslında. Bütün kültür politikası raporlarında olduğu gibi hem bir kavramsal olarak açılım getirerek, hem dünyadan ve Türkiye'den iyi örnekleri anlatarak, hem de sonunda bir strateji önererek, yani somut önerilerle masanın üstüne bir veri koyarak tartışmayı açmak istedik. Böyle çıktı aslına bakarsanız. Evet, ben özellikle o rapordaki birkaç çarpıcı veriyi belki programa da katkısı olur diye size de tekrar hatırlatmak isterim. 40 ülke arasında yapılan, pardon, bir tane öncelikle şey çok önemli geliyor bana. Türkiye'nin çeşitli alanlarda dünyaya katkısı 160 ülke arasında kaçıncı sırada diye bir anket çalışması var. Good Country Index'ten alınmış sanırım. Evet. Orada bilim ve teknolojinin ardından ikinci sırada kültürde katkımız var gözüküyor. O da 58. sıradayız. Yani dünya 58. sırasındayız kültüre katkı olarak. Diğer konularda mesela barış konusunda o kadar iyi performansımız yok. 72. sıradayız. Gezegen olarak, dünya gezegen katkı 126. sıradayız. Bu herhalde yani kültür olarak 58. sıradasında olmanız bu çalışmayı yapmanız için önemli herhalde etkilerden bir tanesidir. Ya şöyle bakmak lazım. Şimdi biz bu araştırmaları yaparken birçok veriden faydalanıyoruz. Bir kere bu araştırma kapsamında birebir yürüttüğümüz bir çalışma vardı. İşte bir GFK araştırma şirketinin bizim için yürüttüğü, Türkiye genelinde yürüttüğü bir araştırma var bir kere. İstanbul'daki kültür sanat kurumlarıyla yüz yüze görüşmelerden çıkan veriler var. Ve onun dışında literatür araştırması var. Bütün bunlar birebir kültür sanat odaklı araştırmalar değil, sizin referans verdiğiniz İyi Ülkeler Endeksi gibi araştırmalar. Şuna bakıyor, aslında özellikle İyi Ülkeler Endeksine bakalım isterseniz. Ülkelerin kendi sınırları içinde değil, milli sınırları içinde değil, dünyaya katkı açısından karşılaştırıldığında nasıl bir performans gösterdiğine bakıyor. Ve birçok başka araştırma üzerinden ülkeleri karşılaştırıyor aslında bakarsanız İyi Ülkeler Endeksi. Yani işte iklim değişikliği, işte göç vesaire aklınıza gelebilecek birçok konu var. Yani artık ülkelerin kendi sınırlarında yaptıklarından ziyade ortak hareket etmek gereken, stratejileri kesiştirmek gereken birçok konu var. Kültürde bunlardan biri. Tahmin edeceğimiz gibi bizim bu açılardan baktığımızda performansımız çok yüksek değil. Başka birçok veri de var. Yani bu araştırmaya bizi götüren veriler bunlar aslına bakarsanız. Evet. Çünkü araştırmaya ihtiyaç var. Elde yeteri kadar veri yok. Özellikle uluslararası standartlarda yapılan araştırmalar bize bir yol haritası çiziyor. Burada tekrar bir tanesi çok çarpıcı. Onları unutmak isterim. Ülkede, yani 40 ülke arasında yapılan bir çalışma var. Türkiye'de ve dünyada vatandaşlık raporu, 2015 raporu. Vatandaşların %70'i toplumsal ve siyasal kuruluşlarda aktif olarak çalışmanın önemli olduğunu söylüyorlar.
Ama sadece %6'sı sosyal ve siyasal faaliyetler için para bağışı yapıyor ya da bağış topluyor. Yani bu konuda da 40 ülke arasında sonuncuymuşuz. Yani bu aslında oldukça çarpıcı bir rakam. Herkesin fikren neredeyse bu tabi yani %70 evet. Ama zikren bakıldığı zaman pek iç açıcı bir noktada değiliz. Evet maalesef. Bu konuda bir iki şey söyleyeyim sonra yine Özlem evet. Sen devam edebilirsin. Şimdi tabii bu örnek çok sık karşımıza çıkıyor. Çok çeşitli geleneğe oturan toplum yapıları var. Mesela bu bağış, kültür ve sanata özellikle bağış kavramı Anglo-Sakson ülkelerde oldukça gelişmiş durumda. Amerika'da biliyorsunuz kültür ve sanata devletin katkısı diye bir şey yok. Onlar büyük vakıflar kanalıyla ve bağışçılık üzerinden kültür ve sanat politikalarını yürütmeyi şiar edinmişler. Çünkü devletin kuruluşu da biraz ona dayanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu da ona dayanıyor. Aynı şekilde İngiltere'de de National Endowment for Arts tarzında bir takım kurum ve kuruluşlar var. Ve orada da yaşayan bilinci öyle bir düzeyde ki kültürel mirasın, yani bütün İngiltere çapında kültürel mirasın korunması ve kullanılması için her sene hane halkı belirli bir meblağı bağışlıyor. Ve bunu sorduğunuzda da genellikle, şimdi yüzdeyi hatırlamıyorum ama önemli bir yüzdenin verdiği cevap şu: yani o bize ecdattan kalmış ve bizden sonra da çocuklarımıza kalacak. Tabii ki koruyacağız. Yani hani niye böyle bir şey soruyorsunuz tarzında. İşte bizim ülkemizde bu, biz ve bizim gibi bazı ülkelerde bu tip kavramlar çok yerleşmediği için bağış niçin yapılır? Özellikle kültür ve sanata bağış. Şimdi mesela eğitime bağış ve yeşile, doğaya bağış oranları yükselmeye başladı. Ama kültür ve sanat alanında kültürel mirasa ya da yeniden yapılacak dünyadaki kültürel üretime katkıda bulunacak bir esere bağış yaparak katkıda bulunmak maalesef daha gelişmiş değil. Bu konuda çok adım atmamız lazım ve bunu bıkmadan, usanmadan anlatmamız lazım. Yeni eser üretimi, dünya sanat kültür havuzuna katkıda bulunmak bizim açımızdan, bulunulması bizim gibi sanat kültür kurumları açısından çok önemli. Evet. Hemen son bir iki analizi devam etmek isterim. O da Türkiye'yi anlama kılavuzu, Ipsos'un yaptığı çalışmada, 2006'daki çalışmada. Veride ise işte vatandaşların %39'un hiç kitap okumadığı, %47'sinin hiç dergi okumadığı, %50'ye yakının, %49'un hiçbir zaman sinemaya gitmediği, %66 konser, tiyatro faaliyetlerine katılmadığını söylüyor. Bu konularda eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir de yani mesela şeyde not düşmek isterim. Bir yandan da hane halkı kültür sanat tüketim harcamaları da 3 senedir düşüş içerisinde, 2016 TÜİK. Katkı çok yüksek de değil zaten. 3 liralardan falan bahsettiğimiz evet, bir şey. O da doğru. Giderek keskin bir düşüş içinde. Evet. Yani evet, az önce de söylediğim gibi bütün bu veriler niye katılımcılık veya niye yeni bir stratejiye ihtiyaç duyduğumuz konusunda aslında bir analiz yapmak için önemli. Bizi buraya getiren veriler derken bunu kastetmiştim. Buna benzer daha birçok şeyden bahsedebiliriz. Yani Ipsos'un Türkiye'yi anlama kılavuzu düzenli olarak yayınlanan bir araştırma. Biz bunun içinden kültür sanat verilerine baktık. Çünkü Türkiye'de kültür sanat alanında çok da fazla düzenli üretilen veri yok. Normalde dünyaya baktığınızda bu veriler düzenli olarak ulusal ya da yerel düzeyde toplanıyor. Şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor. Bütün bu veriler sonuçta strateji nereye gidilmesi gerektiğini tespit etmek açısından önemli. Türkiye'de bu alana özgü bir veri üretimi yok. Bu bizim kültür politikalarında hep önemsediğimiz ve hep öneri olarak dile getirdiğimiz bir şey zaten. Bütün bu araştırmalar toplumun kültür sanat hayatına katılım konusunda bir sınırlı bir çaba içinde olduğunu gösteriyor. Yani işte Ipsos'un verilerine baktığınızda en çok yapılan aktivite %85 ile televizyon izlemek. Kategorik olarak bu kötüdür demek istemiyorum. Elbette ne izlediğine bakmak lazım. Ama %49, yani neredeyse toplumun yarısının hiç sinemaya gitmediği bir topluluktan bahsettiğimiz gerçeğiyle de yüzleşmek gerekiyor aslında. Bu yüzden bu verilere raporda yer verdik. Biz mutlu oluyoruz. İşte 46 yıllık bir kültür kurumuyuz. 10 milyonu aşkın izleyiciye ulaştık. Bir kültür kurumu sadece kendi izleyicisini yaratarak aslında böyle bir ivme kazandırabilir topluma. Fakat daha gidecek çok yolumuz var. Evet, hala fırsat olarak bakmak lazım. Elbette. Yani işte bu noktada da birlikte düşünmeye ihtiyaç var. Yani çünkü kurumların kendi kendilerine yaptıkları işler evet bir adım. Fakat daha ortak yaklaşımlarla, yeni bakış açılarıyla da bunu dönüştürmek mümkün. Peki o raporun sonuçları ve bu raporu hazırlayan zemin nedir?
Şöyle, yani bu katılımcılık kültür sanat alanının tanımını biraz daha geniş tutuyor aslında. Katılımcı yaklaşımlar aslına bakarsanız. Yani sizin amatör olarak uğraştığınız bir hobi faaliyeti de, işte okuduğunuz dergi, belki akıllı telefonlar aracılığıyla dinlediğiniz müzik, bütün bunlar katılım konusunda birer adım. Kültür sanatla ilişkilenmek için kıymetli üstelik. Bunları da dikkate alan bir değerlendirme yapmak gerektiğini söylüyor. İkincisi, izleyiciyi sadece izleyici, pasif izleyici olarak konumlandırmıyor. Aktif olarak aslında katılmasını, işte belki bağış yaparak, belki bir yere üye olarak, belki işte katıldığı etkinliğin sonuna kalıp bir soru sorarak, işte sanatçıyla temas ederek falan, izleyicilikten aktör olmaya giden yolda bir dönüşüme teşvik edecek yaklaşımları içeriyor aslında bu katılımcı yaklaşımlar. Burada da hani bireyden topluma, kurumlara uzanan geniş bir çerçeve var. Yani herkese düşen bir şey var mutlaka bu alanda yapılabilecek. Yani komşunuzun kolundan tutup belki sergiye götürmekten, bir kitap hediye etmekten falan geçiyor. Bu yolda motive edilmesi gerekiyor. İşte biz bütün bunları tartışmaya açtıktan sonra da Şubat ayında bu raporu yayınlamıştık. Sonra dedik ki bu araştırmaya verileriyle katkıda bulunan, bunu birlikte tartışacağımız kurumların temsilcilerini davet edelim ve bir atölye çalışması yapalım. Ve bunu hep birlikte tartışalım. Bu raporun tam birinci senesinde, yani toplantının birinci senesinde de ikinci bir rapor yayınladık aslında. Bu da işte kültür ve sanatta katılımcı yaklaşımları birlikte tasarlamak adını taşıyor. 2 günlük bir workshop çalışmasının sonuçlarından, somut önerilerden oluşan bir rapor bu da. Bir adım ileriye taşıdık. Bu atölye çalışmasının süreci nasıldı? Yani 2 gün nasıl geçti? Neleri öncelikli olarak tartıştınız? Çok verimli geçti bu 2 günlük çalışma. Atölye ile işbirliği yaptık bunun için. Hatta atölyenin iletişim yöneticisi sevgili Emre Erbirer'in İstanbul Art News'da yazdığı bir yazı üzerine biz bu atölye çalışmasını tasarlamaya karar verdik. Yani raporu değerlendiren bir yazı kalemi almıştı. Sonunda da ama bu yetmez, oturup birlikte bir çalışma yapmak lazım demişti. Ben de ertesi gün telefon açtım Emre'ye. Dedim ki hadi birlikte atölyeyle birlikte bu çalışmayı yapalım. Onlar da sağ olsunlar. Bu 2 günü birlikte tasarladılar bizimle. Şöyle oldu, bir kere grubun kompozisyonu önemliydi. Çünkü hem kültür sanat dünyasından uzun yıllardır bu alanda çalışan profesyonel yöneticiler oradaydı. Hem de sivil toplum kuruluşlarından, farklı alanlarda çalışan STK'lardan yetkin isimler bizimle beraberdi. Yani işte eğitim alanında çalışanlar, mültecilerle çalışanlar, engelli hakları üzerine çalışanlar, daha filantropik vakıflar gibi, yani bu alanın bütün bileşenlerini bir arada bizimle birlikte düşünmeye davet ettik. Bu açıdan önemliydi. 2 gün boyunca bizim onlara önerdiğimiz çerçeve üzerinden tartışmalar yaptılar ve yeni stratejiler geliştirdiler. Bu alandaki eğilimleri tartıştılar. Dünyada nereye gidiyor aslında acaba kültür sanat alanında bu katılımcılık konusu, ya da kültür kurumlarının sivil toplumla birlikte yapabilecekleri, yeni işbirlikleri, yeni yollar nasıl açılabilir gibi gibi konular üzerine aslında birlikte strateji geliştirip bayağı somut örnekler üzerinden bir şey tasarladılar. Yeni öneriler tasarladılar aslında. Bizim önerdiğimiz çerçeveyi kullanıp onu biraz daha ileriye götürdüler. Ya bize özellikle yani toplum olarak oldukça kutuplaştığımız, bir araya gelemediğimiz bir durumda bir aradalığı öne çıkaran bütün kültür kurumlarının ya da yöneticilerin bir araya gelmesi, teşvik eden her türlü çalışma bizim için çok değerli. Hani o kadar aslında sonuçlarını bile bilmediğimiz bir noktadayız ki, ama en azından bir arada fikir yürütmek bile çok anlamlı. Özellikle dezavantajlar için bunun önemli bir çıktısı olmasını düşünüyorsunuz. O konuda biraz belki özlem alın. Evet, yani kültür politikalarının temeli bu aslında. Bizim varoluş sebebi, yani bu alandaki çalışmalarımızın, dezavantajlı kesimlerin kültürel hayata, hem kültürel hayata hem de kültüre erişimi ve katılımının artırılması. Evet. Bu yolda da zaten birçok öneri geliştiriyoruz. Çok somut örnekler vereyim isterseniz. Bu işte 2 günlük atölye çalışmasına katılanlar arasında kimler vardı? İşte Alternatif Yaşam Derneği ya da Düşler Akademisi diye olarak tanıdığımız Düşler Akademisi'nin kurucusu Ercan Tutal, 2 günlük çalışmanın 2. gününde sabahında bize bir checklistle geldi. Dedi ki bu kadar önemli kültür kurumu bu atölye çalışmasına katılmışken bunu hep birlikte somut bir yere taşıyalım. Kültür kurumlarının engelli erişimine uygun hale, mekanlarının ve kullandıkları etkinlik alanlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi için yapabilecekleri şeyler aslında çok net. Bu konuda bir hani yapılacak şeyler üzerinden karar vermek ve adım atmak gerekiyor. Raporun sonuna onu da ekledik, yani bir kontrol listesi gibi bu. Mekanı engelli erişimine uygun hale getirmek için.
Ya da işte mültecilerle çalışan İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı gibi Esenler'de çalışan çok önemli projeler yürüten bir vakıf. İşte Suriyeli Kadınlar Korosu örneğini anlattı ve işte bazen aslında küçücük işte ihtiyaçların nasıl kolay çözülebileceğini gördük orada hep birlikte. Yani yer kültür kurumlarıyla yan yana geldiklerinde kültür kurumlarının programlarında onlara yer vermesi için işte belki prova mekanı açması için ya da başka kültür yöneticilerinin onlara profesyonel olarak bir dokunuşla ivme kazandırması için yapılabilecek şeyleri tartıştık. Bu herkese motivasyon verdi çünkü sorunlar aslında çok ortak. Çözüm önerileri de 3 aşağı 5 yukarı belli. Birlikte hareket etmenin yöntemini bulmaktan geçiyor. Biz kültür sanat dünyasında daha çok etkinliklerde bir araya geliyoruz. Öyle değil mi? Yani işte sergi evet. açılışları, konserler vesaire bizim için önemli buluşma alanları ama oturup da strateji tartışmamız çok fazla ortam olmuyor. Bu açıdan kıymetliydi. Evet. Peki İKSV olarak bu yöndeki çalışmalardan beklentiniz genel olarak nedir? Yani ya da sonuçların raporlara dair nasıl bir etki bekliyorsunuz? Şimdi biraz önce Özlem bahsetti bunlardan. Ben başka bir şeye daha değinmek isterim. Bundan 4-5 gün önce, bir önceki hafta sonuydu galiba, Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün girişimiyle bir kültür çalıştayı gerçekleştirildi. Bu hani bahsetmiş olduğunuz bir araya gelme, aynı masada oturabilmenin orada da gerçekleştiğini görerek çok sevindim. Yani konular itibariyle, sonuç itibariyle her zaman her çıktıda üzerine konuşulabilecek şeyler vardır. Ama bu tip bir araya gelmeler kültür kurumlarının, kamu olsun, yerel yönetim olsun, özel olsun, sivil girişim olsun çok önemli. Buradan da bir yol alınacak. Bizim beklentimiz de aslında ilk aşamada bu. Bir araya gelip aynı masada oturup konuşabilmenin ne kadar değerli olduğunu 2010'da biraz görmüştük Avrupa Kültür Başkenti. Ondan sonra yine bir dağınıklık yaşandı. O dağınıklığın yeniden toparlanacağı günlerin geleceğini düşünüyoruz doğrusu. Bu alanda da temel hedefimiz bizim. Aslında programın biraz başına dönersem. Evet. Yerel yönetimlerle ilgili 2019 Mart'ta planlanan seçime yine bütün partileri, katılacak partileri ya da yerel yönetici adaylarının hepsinin şöyle biraz dürterek bakın madem kültür sanat, madem kültür kalkınmanın temeline oturtuyorsunuz, madem kültür sanat ve eğitim gibi konular aslında son derece önemli ve her zaman bunlardan bahsediliyor, o zaman hadi bakalım buyurun gelin bunları beraberce, sivil toplumla beraber el ele nasıl yaparız konularını düşünelim diye çalışmaya başlamak. Belki buradan o zaman göz kırptığımız yere giriş yapabiliriz. Evet, zaten yapabiliriz. Bu hafta seçim bildirgelerinin açıklanacağı hafta aslında. İşte hafta sonu zaten birkaç tanesini duymaya başladık. Ve sizin 2014 Aralık'taki çalışmanız sizin de önünüzde sanırım. Evet, benim önümde. Sanırım 10 küsur maddeydi değil mi? 10 madde. Evet, hatta. Onların birkaç tanesini şöyle aktarayım mı yine? Çünkü çok aslında önemli. Hem bir taraftan üzücü, bir taraftan yeniden hatırlamak açısından sevindirici ve her zaman bizim gibi kurumların yani sizlerin bu program vesilesiyle ya da başka vesilelerle bunları hep gündeme getirip ve sürekli olması için çaba sarf etmek ve belki de bu oluşumlar için de belirli stratejiler oluşturabilmek bizim görevimiz. Onun için de biraz önce dediğiniz gibi hem özel olsun, şey olsun, kamusal olsun, kültür sanat kurumlarının muhakkak birbirinden haberli ve birbiriyle ilişkili çalışması lazım. 2015 senesinde hazırladığımız ve partilere seçim bildirgeleri için siyasi partilere kültür politikaları, öncelikleri ve öneriler başlıklı raporumuza. Raporumuz her dönem geçerli. Bunu işte dediğim gibi bir iki revizyonla 2019'da yeniden sunacağız. Niçin? Çünkü birinci maddeyi ben size okuyayım isterseniz. Vatandaşların kültürel yaşama, katılma, erişme ve katkı sağlama hakkı ile ifade özgürlüğü, devletin destek mekanizmalarının oluşması ve sürdürülebilirliği açısından temel dayanaktır. Sanatçıların ifade özgürlüğü ile vatandaşların kültüre erişim ve katılım hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır. Şimdi böyle bir temel üst başlıkla başlıyoruz ve bir üst başlık benim gördüğüm kadarıyla 2019 Mart'ında yerel yönetimlere bizim sunacağımız raporunda en üst şemsiyesini temsil
edecek. Belki çünkü 2015'e göre de en çok kayıp da bir madde olmuş olabilir. Yani ikinci maddeye de geçeyim. İkinci maddede de şöyle diyoruz. Türkiye'nin kültürel mirası bu topraklardaki tüm kültürlerin ortak birikimidir. Ve buradan da kültürel çeşitliliği korumak, UNESCO kültürel ifadelerin çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi sözleşmesine atıfta bulunuyoruz. Aslında 2017'nin sonunda aslında 3-3,5 senelik bir birçok arkadaşın çalışması, çabası sonucunda UNESCO kültürel ifadelerin çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi sözleşmesi Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Ve şimdi yönetmelikleri hazırlanıyor ve yürürlüğe sokulup artık uygulanması kısmına gelecek. Mesela bu sözleşmeyi çok önemsiyorduk biz. Evet. Geçtiğimiz dönemde de raporları hazırlarken birçok tartışmada da gündeme getirdiğimiz şeylerden bir tanesi buydu. Yerel yönetimleri özellikle evet. Uygulamada yerel yönetimleri düşen kesinlikle, görev. Kesinlikle onlara ve aynı zamanda tabii Kültür Bakanlığı'na da bir görev atfediyor bu. Yani aslında şunu yapmak son derece doğru. Hep büyük şemsiyeyi uluslararası anlaşmalar çerçevesinde biraz da ele almak lazım. Yani UNESCO ile olan ilişkiler, bütün dünya ne yapıyor? Avrupa ülkeleri, dünya ülkeleri, burada biz neredeyiz? O bahsettiğiniz 76. sıraya da kaçıncı sıradaysak, işte oralardan biraz yukarıya çıkabilmek, dünya standardı diye bir şey varsa, bu dünya standardına bir göz atmak ve orada nasıl o standardı biz de yakalarız diye çaba sarf etmekten geçiyor. Yoksa biz kendi standartlarımızı oluşturmaya kalktığımız zaman biraz dünyanın ötesine, uzağına düşüyoruz diye düşünüyorum. Mesela devletin kültür hayatındaki rolü. Bunu hep düzenleyici ve altyapı hazırlayıcı olması konusunda ve yerelleşmenin önemi konusunda gittiğimiz her toplantıda ben, Özlem, kurum olarak biz ve diğer kültür kurumları her zaman bu tartışmayı açıyoruz. Yerelleşme, ademi merkeziyetçilik. Artık Kültür Bakanlığı'nın tam Ankara'nın merkezinden bütün Türkiye'ye 80 milyonun yönetim yapısına hakim olmaya kalkması gibi bir durum ortadan kalkmış durumda. İstanbul çok özel bir konumda. 18 milyon kişi, Türkiye nüfusunun 5'te biri İstanbul'da. Bugün bakıyorsunuz toplamda bugün okudum 59 milyon seçmen var. İstanbul nüfusu 18 milyon. Ya bu nedenle de hani Ankara'da oluşturulmuş bir takım mevzuatlarla artık İstanbul'daki kültür sanat yaşantısını yürütemezsiniz. Kaldı ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi de hala 1/5, değil mi? Evet. Belki sen oradan bir devam edebilirsin yani bundan işte sonraki maddelere. Biz bütün kültür politikası öncelikleri, öneriler metinlerinin en başına onu koyuyoruz zaten aslında. Kültür Bakanlığı'nın bütçesi artırılmalı ki yaklaşık %1 civarına mutlaka çıkmalı ki kültür sanat alanına doğru şekilde bir kaynak ayrılsın. 2,5 kat bir artıştan talebimiz var. Ama bunun için de bu kaynağın nereden gelebileceğine dair de önerilerimiz var. Yani böyle hani Kültür Bakanlığı bütçesi artırılsın deyip bırakmıyoruz. Bunun için çeşitli mekanizmalar da önermek mümkün. Bu raporda yani bu öneri metninde onlar olmayabilir ama bunu defalarca dile getirdik. İşte milli piyango gelirleri gibi bunda da varmış. Sponsorluk yasasının kapsamının genişletilmesi gibi çok somut önerilerimiz var aslında. Çünkü kültür politikaları sürdürülebilir kalkınma stratejisinin bir parçası olarak kurgulanmalı. Burada da birebir bunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla da kültür sanat alanına düzenli şekilde destek sağlanmalı. Evet. Bu desteğin sağlanabileceği yerler yine dünyadaki örneklere bakarak çeşitlendirilebilir. Ama önemli olan bu alanda eşit ve adil bir dağılımı gözetmek. Evet. Özellikle kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik olarak bağımsız sanatçı inisiyatiflerine, sanatçılara bu alanda kaynak sağlayacak şekilde uluslararası standartlarda ve şeffaf şekilde. Evet. Bu çok önemli. Evet. 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nde hatırlarsanız benzin üzerine bir kuruş konarak bir gelir sağlanmıştı. Bu da bir gelir modelidir. Yani Türkiye'de yapılmak istendiği zaman kültür ve sanata hele kaynak ayrılması istendiği zaman bulunamaz diye bir şey yok. Bence kaynak sıkıntısı yok zaten. Kaynağın nasıl dağıtıldığı ve nasıl dağıtılacağının parametrelerinin belirlenme sıkıntısı buralarda var. Buralarda genel bir öneriniz var mıdır? Özellikle yükü yerele kaydırmada o dağılımda nasıl bir model ya da görüyorsunuz, öneriyi? Kültür yönetiminde yerelleşme esastır diyoruz zaten. Evet. Bu konuda da bir takım somut önerilerimiz var. Bir kere kesinlikle yerel aktörler tarafından geliştirilmeli ve hayata geçirilmeli kültür politikaları.
Bu noktada şu önemli, Kültür Bakanlığı'nın yerel birimleriyle yereldeki yani işte belediyeler, il özel idareleri gibi yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanları ayrı ayrı tanımlanmalı. Bir kere buradan geçiyor. Görgü Bey'in dediği gibi bu alanda kaynak yok değil. Fakat sorumluluk alanları yeterince net olmadığı için biz kültür sanat aktörleri ya da bağımsız sanatçılar, inisiyatifler hangi konuda nereye başvuracaklarını bilemiyorlar aslına bakarsanız. Bunların tanımlı, şeffaf, kriterleri önceden açıklanmış şekilde açıklanması çok önemli olur. Kültür sanat alanına yerel yönetimler giderek daha fazla kaynak ayırıyor ama kültür sanatı nasıl tanımladığınızla da ilişkili bu. Ne yazık ki daha çok inşaat faaliyetleri, yeni kültür merkezlerinin yapımı üzerinden yürüyor bu. Yani İstanbul'un ilçelerinde çok iyi işleyen yerler de var külliyen. Hani olumsuz bir şey söylemek istemiyorum ama bu inşaatlar yapılmadan, bu kaynaklar ayrılmadan evvel bunu bir planlama konusu olarak ele alıp işte önceki raporda anlattığımız gibi kültürü planlamanın en başına koyarsak bu kaynakların doğru şekilde yönlendirilmesini sağlayabiliriz değil mi? Evet. Zaten yerel yönetimler tabii bu merkezi idare için de geçerli ama yerel yönetimler açısından önemli kararların yani kenti kapsayan hangi ölçekte olursa olsun önemli kararların alındığı hangi masa olursa olsun muhakkak kültür dünyasından bir insanın, bir kültür insanının o masada olması lazım. Şu anda yerel yönetimlerdeki en temel hatalardan bir tanesi bu kültür sanat faaliyetine ihale usulüyle yaklaşılması. Yani siz bir kültür sanat faaliyetine bir entelektüel üretim ya da bir entelektüel faaliyet değil, sanki inşaattan demir alırmışçasına 3 tane teklif gelsin ona göre değerlendirelim ya da 5 işte neyse diye yaklaşırsanız o zaman bu faaliyetlerden o verdiğiniz ihale yani en ucuzunu al aman benim de bundan başım yanmadan çıkayım tarzında bir yaklaşım içerisindeyseniz o işten sonuçta hayır gelmez. Bu nedenle de Özlem'in söylediği çok önemli. Yani bırakın sivil toplum zaten hani büyük bir oranda kaynak sıkıntısı çekiyor. Onlar bağışlarla şununla bununla yapmaya çalışıyorlar. Ama kamunun elindeki büyük kaynağı sadece ve sadece betona, kültür merkezine ve herhangi bir planlama yapmadan yığmak ve işte kervan yolda düzülür gibi aman o inşaat biterken de yahu biz ne yapacaktık önümüzdeki sene? Bunun programı olması lazım. Bir de içeride bir şeyler göstereceğiz diye yola çıkmak en temel hatalardan bir tanesi. Bu alanda Türkiye'nin nüfusu çok genç. Yani Avrupa ülkeleri içerisinde ki kendimizi ben hala orada sayıyorum. Avrupa ülkeleri içerisinde nüfus yaşlı nüfusu 1.4 galiba yanlış hatırlamıyorsam en düşük olanlardan bir tanesi. Genç nüfusu da en yüksek olanlardan bir tanesi. Böyle bir genç nüfusun olduğu bir yerde %80 oranında sadece edilgen bir şekilde televizyon seyretmek gerçekten çok acınacak bir durum. Kültürel üretim hiç de zor, hiç de böyle hani çok korkulacak bir şey de değil. Bir araya gelip sohbet etmek ve buradan çıkacakların, buradan nelerin çıkacağını konuşmak bile oturup televizyon seyretmekten daha faydalıdır. Bir de yaratıcı endüstrilerde çalışanlara bir sektör sosyal haklarla ilgili güvence altına alınması ile ilgili bir başlık var. Burada evet. Ne demek istersiniz? Evet. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de bu çok genel, en çok bunu dizilerde görüyoruz. Evet, evet. Yani Türkiye'de bir çalışma adabı, çalışma kanunu, sendikalaşma, ve bu alanda işte çalışan set işçileri olsun, sanatçılar olsun bunları da birbirinden çok fazla ayırmıyorum. Yani emek emektir eninde sonunda. Evet. Nerede harcandığı o kadar da şey değil. Bunların kanunlarla düzenlenmesinin ötesinde Türkiye'de temel bir başka problem var. Bu da aslında belirli kanunlar, belirli nizamnameler var ama bunların denetiminde hep bir sıkıntı var. Bu denetimler hep bir şekilde esnetiliyor ya da bu denetimler nasıl söyleyeyim hani göz ardı ediliyor, çok da doğru yapılmıyor ve oralardan kaynaklanan sorunlar çok büyük oluyor. Telif hakları Türkiye'de çok önemli bir sorun. Yani bu konuda bir yasa çıktı çıkacak herhalde bu yakınlarda hazırlıkları sürüyor çıkacak diye düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi bu alana da muhakkak eğilinmesi lazım. Biz de zaten maddelerden bir tanesi olarak yazmıştık. Lafın sonuna doğru,
lafınızı kesiyorum. Raporun sonuna doğru bir de şeyden bir veri bankası oluşturulması, özellikle kültür sanat alanında bir veri bankası oluşturulmasının önemine vurgu yapıyorsunuz ki aslında bütün bugünkü konuşmamızın da üst başlığında bu raporlar var zaten. Ya tabii, yani değerlendirme yapabilmek için bir veriye dayanmanız lazım. Yoksa hani ben gördüm şurada şu açılmış ya da dün bana arkadaşım söyledi ki gibi şeylerle bir yere varılmaz. Bizim hem ülke olarak hem yani kurumlar, hangi kurum derseniz deyin, en temel eksikliklerden bir tanesi bu analitik düşünceye temel hazırlayacak veri eksikliği. Zaten o verileri doğru toplayıp önünüze şöyle koyduğunuz zaman, yani nasıl analisti olmanıza gerek yok. Hem ülkenin durumu hem de bundan sonra atacağınız adımlar, temel doğruları da tepeye böyle yazdığınızda ortaya çıkıyor. Onun için temel mesele verileri toplamak ama doğru verilerle çalışmak. Yani topladığınız verinin de doğru olup olmadığını kontrol etmek. Peki 2015 yılından bu yana özellikle o dönemki yerel seçimlerde herhangi bir geri dönüş oldu mu? Herhangi bir birliktelik oldu mu herhangi bir partiyle ve bu seçim döneminde herhangi bir ya da yakındaki yerel seçimlerde herhangi bana bir işbirliği bekliyoruz? Önümüzdeki biz her zaman her aklınıza gelebilecek her türlü ve bizimle görüşen siyasi partilere bu bildirgemizi sunacağız. Sunduk geçmişte, sunacağız. 2019 için de aynı şeyi yapacağız. Evet. Anlatmaktan imtina etmiyoruz. Çünkü bir yerde siyasi partiler, Türkiye'deki siyasi yelpazenin yansımaları oluyor. A partisi, B partisi, C partisi bizim için önemli değil. O siyasi görüştekiler için de temel doğruların bu olması lazım. Çünkü dünyada eğer kültür sanat alanında herhangi bir cümle söylüyorsanız ve o cümlede çok iddialıysanız, kültür sanat alanında şunu yapacağım diyorsanız o yapacağımın arkası işte ancak böyle dolabiliyor. Yoksa siz başka normlar, başka standartlar getirdiğinizde dünya standartlarının daha da önce söylediğim gibi dışında kalıyorsunuz. Bu nedenle de biz bütün görüşmelerimizde bu temel maddelerin muhakkak seçim bildirgelerinde, tabii bu seçimi biraz kaçırdık gibi oluyor ama çok hızlı geliştiği için. Evet, ama yerel yönetimlerle ilgili 2019 Mart seçimlerine yeniden bu görüşlerimizi vereceğiz. Bilmiyoruz, belki birer ikişer yayınlanmaya başladı. Belki bizim sürekli web sitemizde duran ve sürekli siyasi partilerin kültür komisyon başkanlarına arada bir hatırlattığımız bu veriler de belki siyasi partilerin seçim bildirgelerine girmiştir. Onu da önümüzdeki hafta aslında söyleriz size. Evet, çok çok. Belki bir program doldurmaz ama olsun. Bakalım, umarım doldurur. Son olarak belki kültür politikaları çalışmalarında bir sonraki raporumuz ne olacak, ne zaman size tekrar alacağız? Çok güzel. Çok yakında. Yani biz uzun zamandır bu senenin raporu üzerine çalışıyoruz. Bütün konular bir yerde bağlanıyor aslında veya her yeni konuyla öncekileri de hatırlatarak ileri taşıyoruz aslında. Birlikte yaşam üzerine bir rapor hazırlıyoruz bu sene. Kanada'da yaşayan çok değerli iki akademisyen bizim için bu raporu kaleme aldı. Özellikle Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler bağlamında konuyu ele alıyoruz. Mültecilerin kültür, sanat hayatı aracılığıyla toplumsal yaşama katılımını tartışmaya açacağız. Yine ama iyi örnekler üzerinden, yani işte konunun sıcak yakıcı boyutu ortada ama biz özellikle Avrupa'da son yıllarda vatandaş inisiyatifiyle geliştirilen birçok iyi uygulama olduğunu da görüyoruz. Ve aslında bu şekilde bir dönüşüm sağlanabileceğini, özellikle zihniyet dönüşümünün bu şekilde sağlanabileceğini düşünüyoruz. İKSV olarak birkaç yıldır bu alanda zaten projeler de geliştirmeye başladık. Kendi etkinliklerimizi de hem daha katılımcı hale getirmek için hem İstanbul'da yaşayan yaklaşık 500 bin Suriyeli mülteci nüfusunu izleyici olarak kazanabilmek üzere adımlar atmaya başlamıştık. Küçük denemeler bunlar. Şimdi bu raporla birlikte aslında İKSV'nin çerçevesinden de çıkartıp yine kültür sanat dünyasına bir çağrı yapmak niyetimiz. Ve birlikte bu alanda daha uzun soluklu programlar, kısa vadeli projeler değil ama bir bu alana kaynak, zaman ve profesyonel bakış geliştirmek istiyoruz. Konumuz bu olacak. Evet. Heyecanlı biz de sizi şimdiden yerimize ayırırız. Bir küçük ilave yapayım iki. Çünkü aslında hani bir Suriyeli mülteci ya da mülteci konusu şu anki verilere göre 2,5-3 milyona yakın bir şeyden bahsediyoruz. Bir hacimden bahsediyoruz.
Ama bu hacim sürekli 2,5-3 milyon kalacak bir hacim değil. Yukarıya çıkma potansiyeli, genç bir nüfus barındırdığı için o nüfusun yaş aldıkça topluma nasıl etkileyeceği konuları şu anda çalışmaya çok aç konular. Bir bunun altını çizmek istedim. Bir de çok önemli bir şey söyledi Özlem. Son olarak onu söyleyeyim izin verirseniz. Bu iyi vakalar. Yani biraz da bu iyi vakaların altını evet. çizip öne çıkartıp artık o iyi vakalarla nereye gelindiğini okuyan okumayan bütün gözlerin önüne sermemiz gerekiyor. O nedenle de biraz pozitif bakın bunlar da oluyor diye yaklaşmaya çalışıyoruz. İnanın bu kültürel siyasi partileri, kültür politikaları öncelikli raporlarımızda da arayıp tarayıp yaptıkları iyi şeyleri bulup onların üzerinden gideceğiz. Belki aramamız uzun sürebilir ama olsun yine de bulacağız. Siz iyiden bahsettikçe biz de kapımız sonuna kadar açık. Çok güzel özellikle katılımcı evet. bir bir aralık bakan. Çok teşekkür ederiz bugünkü program teşekkür için. Ederiz. Artık bir dahaki sefere sözleşmiş olduk. evet. Çok teşekkürler evet. bize hep davet ettiğiniz ve böyle bir hak verdiğiniz için. Çok sağ olun. Çok keyif. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta İKSV ekibiyle kültür ve sanat politikalarında katılımcılığı tartışma fırsatımız oldu. Önümüzdeki haftaya kadar bizi takip etmek isterseniz hepimizin sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Konuklarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Teşekkürler.